Basın mensuplarını yerlerine almaya davet ediyoruz. Saygıdeğer Bakanım, Sayın İzci Federasyonu Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, yine çok değerli Zeytinburnu İzci Kulübü Başkanımız, İzci Federasyonu Kurul Üyeleri ve Liderleri, Zeytinburnu'nun geleceğe umutla bakan, gözlerinden sevgi akan, fedakar ve kahraman izcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Zeytinburnu İzci Kulübü işbirliğiyle kurulan Türkiye'nin ilk uygulamalı izci evi, Zeytinburnu İzci Evi'nin açılış törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Programımıza İstiklal Marşı ile başlıyoruz. Şimdi sizleri İstiklal Marşımız için ayağa davet ediyorum ve İzcilik İstanbul İl Temsilcimiz Ramazan Kartal'ı da sahneye davet ediyorum. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı için rahat, hazır ol, ses aileniz, vatanınız, milletiniz ve tüm dünya izcileri için iyi dileklerde bulunmaya davet ediyorum. Arzda. Çok teşekkür ediyoruz İstanbul İl Temsilcimiz Sayın Ramazan Kartal'a. Sayın Bakanım, değerli misafirler, kıymetli izciler. Şehrimiz ve yarınlarımız olan genç izcilerimiz için son derece anlamlı ve önemli bir günde programımızın takdimini genç ve başarılı bir izcimiz Feyza Işık'la yapacak olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. Feyza. Saygıdeğer Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli kulüp başkanım, değerli veliler ve bugünün öznesi hepsi birbirinden değerli izci arkadaşlarım. Ben de sizi en içten duygularımla, izci selamıyla selamlıyorum. Zeytinburnu'nda aramızdaki sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri farklılıklara rağmen bizleri bir arada yaşamayı, aynı takımın parçası olmayı, paylaşmayı, yardımseverliği, çevre bilincini, memleket sevgisini benimsetmeyi amaçlayan bu büyük ailenin, yani izcilerin bir parçası olmaktan sizler gibi gurur duyuyorum. Yürü hür mavilin gittiği yere kadar izci kamp yaptığı müddet diye geçer. İlk olarak sizlere hitap etmek üzere huzurlarınızda ev sahibimiz, çok değerli belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bakanım, muhterem hocam, değerli Türkiye İzci Federasyonu Başkanımız, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı, Mahalle Muhtarımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz,
belediye meclis üyelerimiz ve sahil arkadaşlarım, İstanbul milletvekilimiz alanı teşrif etti. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Okumak için geldiğim İstanbul'a, Zeytinburnu'na yerleşmem ve belediye başkan yardımcılığı bir tarafa, ömrümün büyük bir kısmını Zeytinburnu'na geçirdim. Burası bizim yuvamız, evimiz, memleketimiz. Burayı seviyoruz. Adı hep iyilikle, güzellikle anılsın istiyoruz. İnsanın güzelliği, tarihinin derinliği, kıymeti bilinsin diye. Zeytinburnu denince insanın aklına ne geliyor? Hemen her an bunu düşünüyoruz. Benim mesai arkadaşlarımın, teşkilatımızın temel meselelerinden bir tanesi bu soruya yeni ve güzel cevaplar bulabilmek. Zeytinburnu buz pisti, Zeytinburnu millet bahçesi, Zeytinburnu Akdem, Zeytinburnu Gençlik Merkezi, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi. Bunlar bu zamana kadar bulduğumuz güzel cevaplardan bazıları. Hepsinin de Zeytinburnu'na çok yakıştığını düşünüyoruz. İşte bu biraz sonra açılışını yapacağımız tesis bu güzel cevaplardan bir tanesi. Zeytinburnu İzci Evi. Sayın Bakanım, muhterem misafirler. Zeytinburnu denince akla gelen özelliklerden bir tanesi de birçok ilke imza atmak. Zeytinburnu İzci Evi de birçok açıdan bu ilkleri taşıyor. Belediyemiz, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Zeytinburnu İzci Kulübü ile birlikte projesinden itibaren, başından itibaren birlikte çalışarak geliştirdiğimiz bu İzci Evi yerel yönetimler bakımından Türkiye'de bir ilk. Burada son derece donanımlı, tecrübeli bir ekibimiz var. Temel prensibimiz yaparak ve yaşayarak öğrenmek. Kampçılık, okçuluk, tırmanma, pentatlon, voleybol, basketbol, temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, afet eğitimleri, çadır kurma, ateş yakma, yürüyüşler, geziler. Yaşayacak, yapacak ve öğrenecek çok şeyimiz var. 9-14 yaş arası çocuklarımız, evlatlarımız bu güzel tesisin tadını çıkaracaklar. Sosyal, kültürel, ekonomik bütün farklılıklarıyla birlikte burada biraz önce kardeşimizin de söylediği gibi bir aile olmayı öğrenecekler. Bir arada yaşamayı, takım olmayı, paylaşmayı, yardımseverliği ve çevre bilincini de elbette. Muhterem Bakanım, kıymetli misafirler. Çocuklarımız kıymetli. Çocuklarımızın hayatı kolaylaşsın. Başka ilçelerdeki akranlarına göre fırsat eşitlikleri olsun. Rahat etsinler. Zeytinburnu'nda yaşamaktan mutlu olsunlar istiyoruz. Gençlik kampı, bilim Zeytinburnu, bilgi evleri, yaz spor okulu, karne şenliği, hoş geldin yaz etkinlikleri, onlar için çok şey yapıyoruz. Ancak çocuklarımız için başka şeyler de istiyoruz. Cesur olmalarını, zorluklar karşısında pes etmemelerini istiyoruz. Memleketlerinin kıymetini bilsin istiyoruz. Tarihlerini, manevi ve kültürel değerlerini öğrensinler, güçlü olsunlar istiyoruz. Biz onlara lider bir ülke, güzel şehirler, büyük hayaller bırakmak istiyoruz. Türkiye'nin geldiği nokta 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Evlatlarımızın bu ülkeye, milletlerine karşı sorumlulukları var. Ve bunun da farkında olmalılar. Zeytinburnu İzci Evi buna büyük bir katkı sağlayacak inşallah. Buna yürekten inanıyorum. Zeytinburnu'nda ikamet eden 9-14 yaş arasındaki bütün
çocuklar buraya ön kayıt yapabilir. Kapasitemiz ölçüsünde bütün evlatlarımız burayı doya doya kullansınlar istiyoruz. Yani burada bulunanlar, burada bulunmayanlara da duyursunlar. Bu güzel günde, bu mutlu günümüzde, bu mütevazı açılışımızda bizi yalnız bırakmayan çok kıymetli hocam, değerli bakanım, Nabi hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Projeyi ilk günden itibaren, bizim aklımıza geldikten itibaren Zeytinburnu Yeni Yüzyıl Derneği'nin çatısı altındaki Zeytinburnu İzci Kulübü, değerli başkanı Vehbi Bodur ve Zeytinburnu İzci Kulübümüzün değerli başkanı Salim Kocaer, büyük bir titizlikle dünyadaki, Türkiye'deki büyük örnekleri tarayarak iyi bir örnek çıkarmamız için çalıştılar. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Salim Bey buraya benden çok kat kat fazla geldi ve hatta her geldiğimde buradaydı. Şimdi aslında asıl işimiz başlıyor. Şimdi burada hizmet vermeye başlayacağız. Yine burada Zeytinburnu İzci Kulübümüzle birlikte yürüyeceğiz. Biraz önce söylediğim gibi Zeytinburnu'nda 9-14 yaş aralığındaki bütün evlatlarımızı bekliyoruz. Bu yaz döneminde Zeytinburnu'ndaki yaz okullarımıza kayıt yaptıran bütün çocuklarımızı buraya periyodik olarak taşıyacağız. Eğitim öğretim döneminde de yine buradaki kapasitemiz ölçüsünde önce onların hepsine burayı göstermek, buradaki keyfi, lezzeti göstermek istiyoruz. Geri kalanı bir disiplin içinde, bir izci disiplin içerisinde Zeytinburnu İzci Kulübümüz ve elbette Türkiye İzcilik Federasyonumuzla birlikte yürüyeceğiz. Ben başta mesai arkadaşlarım ve biraz önce adını andığım Zeytinburnu Yeni Yüzyıl Derneği'ne, Zeytinburnu İzci Kulübü Başkanımıza, onların mesai arkadaşlarına, takım arkadaşlarına, buradaki izci liderlerine, velhasıl emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Açılışımızı teşrif eden tekrar başta Sayın Bakanımız olmak üzere milletvekilimize, ilçe başkanlarımıza, değerli protokole çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Efendim bizler de konuşmaları için aynı zamanda Zeytinburnu'nun kahraman izcilerine verdiği büyük destek için ev sahibimiz, değerli belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekilim, kıymetli misafirler, değerli izciler. Şimdi de sizlere hitap etmek üzere Türkiye İzci Federasyonu'nun çok değerli başkanı Hasan Dinçer Subaşı'yı güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, aslında önceden abim ve izci velimiz hocamızın nezdinde bütün başkanlarıma, vekillerime ben de teşrifleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Biliyorsunuz ki bugün gençliğimiz, çocuklarımız ciddi bir tehlike altında. Ve çocuklarımızın içindeki yayılan yanlış düşünceler hep bu dışarıdan gelen etkiler yüzünden. Allah'a karşı, vatanına karşı vazifelerini yerine getirmeye, izcilik töresine uymaya, başkalarına hep yardımcı olmaya ve öncelikle de kendini geliştirmeye ant içmiş, şeref vermiş gençlerin ve çocukların ocağı bu izcilik teşkilatı. Yani dışarıdaki bütün tehlikelere karşı dimdik ayakta duran, her türlü sapıklığı Anadolu irfanının dışında kalan, her türlü uygulamayı reddeden ve çocuklarımızı gerçekten bu vatanın evladı olarak yetiştirmek üzere ant içmiş bir teşkilat. Evet, Türkiye'deki en büyük gençlik teşkilatı, Avrupa'daki ikinci büyük izcilik teşkilatı, dünyanın en hızlı ve kaliteli gelişen teşkilatı olarak belirlenmiş Türkiye İzcilik Federasyonu 1910 yılından beri faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda bu teşkilat daha Sarıkamış Harekatı, Süveyş Harekatı, Çanakkale Savaşı, Kudüs'ün müdafası ve Kıbrıs müdafasında yüzlerce şehit vermiş bir ocaktır. İşte bu ocağı, o şehitlerimizin ileride torunlarının olması gerektiğini düşündüğümüz şekilde yetiştirmeye gayret sarf ediyoruz. Bu şekilde ilerlemeye gayret sarf ediyoruz. Bu yapılan
tesiste izcilerin laboratuvarı gibi önce burada uygulamaları, sonra gerçekten arazide uygulamaları üzerine organize edilmiş bir tesis ve özellikle çocuk ve gençlerimizin, biliyoruz ki şehirdeki vakitleri çok daha fazla ve asıl tehlike zaten şehirlerde. İşte Sayın Başkanımın da himmetleriyle burada kurulan tesise gelen çocuklarımız, aileler bilecekler ki her şeyden emin bir şekilde burada gerçek dostlarıyla, gerçek arkadaşlarıyla bir arada bulunacaklar ve kendilerini geliştirecekler. Sonra vatanına, milletine hayırlı birer evlat olacaklar. İnşallah başkanımızın bu yapmış olduğu tesis başka belediyelere, kurumlara da örnek olur da onlar da aynı şekilde faaliyet gösterirler. Ne diyor şair? Badel harabel Basra olmadan önce. Yani Basra harab olmadan önce. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Tekrar saygılarımı ve sizleri selamlıyorum. Asal liderimize teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan AK Parti milletvekili Hasan Tuğra'nı sahneye davet ediyorum. Çok kıymetli bakanımız, çok kıymetli belediye başkanımız, Türkiye İzcilik Federasyonu başkanımız, Zeytinburnu İzci Kulübü başkanımız, çok kıymetli AK Parti ilçe başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, meclis üyelerimiz, muhtarımız, kıymetli hemşerilerim, öncelikle hepinizi kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzeli olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Saygıdeğer bakanım, ilçemize, mahallemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi burada bu açılışta birlikte olmaktan, ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Her ne kadar sizden sonra gelmiş olsak da. Ben de Ankara'dan geldim, o yüzden gecikmiş oldum. Öncelikle belediye başkanımıza ve kıymetli ekibine, böyle güzel bir tesisi ilçemize ve mahallemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Konuşmalarında da çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Şehirleri imar etmenin yetmediğini, halkı daha abad etmek gerektiğini, Sultan Fatih'in ifadesiyle Zeytinburnu'nda bir hakkın uyguladıklarını, uygulamaya çalıştıklarını konuşmaların içerisinde ifade etmiş oldular. Gerçekten biz buna şahidiz. Sadece milletvekili olarak değil, buranın bir vatandaşı, burada yaşayan bir mukim olarak da şahidiz. Genelde AK Partili belediyelerde, özellikle Zeytinburnu'nda gözlemlediğimiz bir şey var. Belediyenin temel görevleri, işte şehri temiz tutmak, çöplerini toplamak, altyapı, üst yapı yatırımlarını yapmak, kanalizasyonları yapmak, suları akıtmak. Bunları zaten yapıyorlar ve bunlardan dolayı hiçbir belediyemizde, başta Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'da sorunumuz yok. Ama bizim belediyelerimiz şu anda en çok sosyo-kültürel, ekonomik faaliyetleriyle, sportif faaliyetleriyle anılıyor. Muhteşem bir belediyecilik örneği, sosyal belediyecilik örneği gösteriliyor. Bundan dolayı çok gururluyuz, çok mutluyuz, onurluyuz. Yani muadillerimizle, rakiplerimizle kıyasladığımızda asla bir teraziye koyma şansımız yok. Bu bir gerçek. Ben gittiğim yerlerde de bazen diyorum, geçen Zeytinburnu Belediye'mizin yine meslek edindirme kurslarından mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet törenindeydik. Salonda hınca hınç doluydu başkanımızla beraber. Aldığım rakamlar 3000'in üzerinde kayıt olmuş bu sene. 1500'e yakın mezun vermişiz. Gelen kursiyerlere sordum, hangi ilçelerden geliyorsunuz? Öğrendiğim kimisi Bağcılar'dan, kimisi Beylikdüzü'nden, kimisi Avcılar'dan, başka yerlerden. Yani Zeytinburnu'nda mukim olmayan insanlar Zeytinburnu Belediyesi'nin açmış olduğu kurslarda eğitim görüyorlar. Zeytinburnu'ndaki kurumlarımızın tayin etmiş olduğu hocalardan ders görüyorlar. Halbuki oralarda da belediyeler var, başkanlar var, kurumlar var, yöneticiler var. Onlar açmamışlar demek ki, oraya geliyorlar. Yine Zeytinburnu'nda gelin.
kütüphane var. 7 gün 24 saat açık. Öğrenciler harıl harıl ders çalışıyor. Öğrencilerle gidip sohbet ediyorsunuz. Nasılsınız çocuklar, ne var ne yok diyorsunuz. Soruyorsunuz hangi ilçeden geldiniz diye. Çoğu bugün bize demokrasi noktasında büyük cümleler kurarak ders veren arkadaşların, bizim de siyaseten hakim olmadığımız ilçelerinden gelen öğrenciler. Öğrenciler sadece dersle çalışmıyorlar. Orada belediyeler onlara çaylarını, kahvelerini, çorbalarını da ikram ediyor. Şimdi ilk belediye başkanlığının, bir belediye kurumunun yapması gerekenler kısmında sayılmayan bu şeyleri o kadar çok yapılıyor ki burada tek tek sıralamakta zorlanırız. Vaktimiz de yetmek, sizin de güzel zamanınızı çalmak istemem. Bugün buradaki İzci Evi gerçekten burada belediyeye terk edilmiş bir alandı, imar alanı burası. Bu alanı yine halkın hizmetine en güzel şekliyle sunan, çocuklarımızın geleceği için hatta büyüklerimizi de iştahlandıran bir şekilde bir alan inşa ettiler. Ben şimdi her gün yukarıdan, şu sağdan soldan bakarken acaba şuraya tırmanabilir miyim, ben de bunu başarabilir miyim falan diye hayal kuruyorum. Gerçekten böyle bir tesis oluştu. Tebrik ediyoruz başkanımızı, Allah razı olsun. İnşallah burada gelen Zeytinburnu'daki, Zeytinburnu dışından, Zeytinburnu içinden gelen izci kardeşlerimiz hem ruhen hem bedenen milletimize, devletimize, vatanımıza yakışır birer disiplin içerisinde yetişecekler. Ecdada, kahraman ecdada, biraz önce kıymetli başkanımızın saydığı Yemen'den Kudüs'e kadar her bir yerde mücadele vermiş, ecdatla yan yana olmuş bu güzel geleneğin buradaki günümüz temsilcileri olacaklar. İnşallah o ruhla, o duyguyla da donatılacaklar. Sadece duvara tırmanma eğitimi almayacaklar. Duvara tırmanmamızı kolay kılacak ruhi eğitimi de alacaklar. Ben buna inanıyorum. Bundan dolayı da İzci Federasyonumuza, buradaki İstanbul'daki temsilciliğimize, kıymetli başkanlarımıza başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Biz de inşallah böyle denetleyeceğiz, bakacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar kaç öğrencimiz geldi, kaç tane mezun oldu. Bu gelen öğrencilerden Kudüs aşkını, Yemen aşkını, Trablus, Kasp aşkını, Balkanlar, Saraybosna aşkını içinde tutan, zindirde olan, böyle güçlü, kuvvetli olan kaç tane öğrencimiz var, kaç tane yetiştirdiğimiz delikanlımız var, evladımız var diye bakacağız. İnşallah öyle olması için de elimizden gelen gayreti, desteği sunmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla tekrar başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Kıymetli bakanımızı, değerli abimizi Zeytinburnu'muzda ve benim de kendi mahallemde görmekten duyduğum onuru, mutluluğu ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah organizasyondan sonra da kahveye davet ediyorum. Efendim bizler de çok değerli komşunuz, bölge milletvekilimiz, AK Parti İstanbul milletvekilimiz Sayın Hasan Turan'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, sevgili izciler. Tabii Zeytinburnu'nun yüzünü ak edecek bir törendeyiz bugün sizlerle beraber. Ve Türkiye'nin ilk uygulamalı izci töreni olan Zeytinburnu İzci Evimizi katılımlarıyla onurlandıran bir izci dostu, Kültür ve Turizm, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlarımızdan Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı'nın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Bakan. Değerli milletvekili arkadaşım, dostum, kardeşim Hasan Turan Bey, değerli belediye başkanımız, sevgili dostum, kardeşim Ömer Arısoy Bey, İzcilik Federasyonu'nun değerli başkanı, sevgili kardeşim Hasan Subaşı Bey,
AK Parti ilçe başkanımız, yine Milli Eğitim Müdürümüz, Gençlik Spor Müdürümüz, Yeni Yüzyıl Derneği'nin değerli başkanı. Ben biraz önce arkadaştan protokol listesini aldım. Oradan okuyorum. Şaşırmamaya da çalışıyorum. Ama yine de arada unuttuğum olabilir. Sevgili kardeşlerim, değerli Zeytinburnu'lu kardeşlerim, değerli veliler, sevgili izciler, Süheyla Hanım sizi unutmadım, değerli izcilerin ablası. Ben burada aynı zamanda bir izci velisi olarak konuşuyorum. Aşağı yukarı 30 yıla yaklaşan bir izci velisi olarak bu vesileyle Türkiye İzcilik Federasyonu'na, Hasan Bey'e, Süheyla Hanım'a, değerli mesai arkadaşlarına, takım arkadaşlarına, ağabeylerine çok teşekkür ediyorum. Tabii değerli başkanımız Ömer Arusoy'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben Zeytinburnu'na çok şükür hep böyle güzel vesilelerle geldim. Hep böyle güzel hizmetlerin ve ilklerin açılışlarında bulunmak şerefini bana lütfettiler. Onun için kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biraz önce konuşmasında Zeytinburnu deyince aklınıza ne geliyor diye bir soru sordu. Benim aklıma Ömer Arısoy geliyor. Çünkü dolayısıyla Zeytinburnu'na yapılan bunca güzel hizmetler, faaliyetler geliyor. Ben Zeytinburnu'nda oturmuyorum ama Zeytinburnu'nun pek çok güzel faaliyetinden, yayınlarından, panellerinden, sempozyumlarından, böyle bu tür güzel tesislerinden zaman zaman istifade etmek için sık sık buraya geliyorum. Onun için emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu gerçekten sadece sosyal belediyecilik değil, aynı zamanda kültürel belediyecilik de yapıyor. Kültürel belediyecilik diye bir şey olur mu? Olduğunu, olabileceğini Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy Bey çok güzel gösterdi, gösteriyor. Dolayısıyla ben buradaki sadece izci evinin değil, bundan önce gerçekleştirilen pek çok kurum ve faaliyetin bütün belediyelerimize örnek olmasını diliyorum. Bunun için de bu faaliyetlerin bizim geleneksel tutumumuz biraz apolitiktir. Yaptıklarımızı övmeyi fazla göz önüne çıkartmayı pek sevmeyiz ama bugünün dünyasında artık yapılanları biraz da davul çalarak ilan etmek gerekiyor. Çünkü bunlar bugünün medyatik kaotik ortamında maalesef görmezlikten gelinebiliyor veya üstü örtülebiliyor. Onun için bunların daha çok duyurulmasında, her vesileyle örnek teşkil etmesi bakımından da paylaşılmasında çok büyük fayda var. Ben çok uzun konuşmayacağım çünkü aşağıda şey bekliyor, tesis bizi bekliyor. Ama bugünden genç izci kardeşlerimize 9-14 yaş arasında burada eğitim alacak, burada bu arkadaşlarıyla, dostlarıyla buluşacak çocuklarımıza, gençlerimize bir küçük tavsiyede bulunmak istiyorum. Eski bir Milli Eğitim Bakanı olarak da buna hakkım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda eski bir Kültür Bakanı ve eski bir Kültür Müsteşarının belediyesinde bunun olması gerektiğini düşünüyorum. O da Zeytinburnu Belediyesi'nin çok güzel defterleri var. Çok güzel. Onu bir de kurşun kalem, silgili kurşun kalemleri var. Ondan bütün genç izci kardeşlerimize verecekler diye anlıyorum. Ama niye? Günlük tutmaları için. Bakın bu bizim maalesef pek
fazla dikkate almadığımız bir şey ama bugün o defterlere yazacağınız bugün efendim diyelim 5 Haziran 5 Temmuz 2022 İzci evi açıldı. Bir cümle yazın. Her gün bir cümle olsun. Şimdi günlük tutmayı biz beceremiyoruz çünkü yılbaşlarında özellikle defterler alınıyor. Günlük defterleri. Önce bir heves 2-3 sayfa yazılıyor. Sonra 2 sayfa, sonra 1 sayfa, sonra unutuluyor. Şubat ayına bir şey kalmıyor. Öyle yapmayın genç kardeşlerim, çocuklarımız, gençlerimiz. Her gün bir cümle de olsa, en az bir cümle, 2 cümle, 3 cümle o günü hatırlatacak size. Daha sonra büyüdüğünüzde, ileri yaşlara geldiğinizde o defterleri açıp bu yaşadığınız güzel günleri bir kere daha hasretle hatırlamanıza vesile olacak bir günlüğünüz olsun. Defterler hazır, kalemler hazır, tesisler de hazır, etkinlikler de hazır. Size düşen onlara katılmak ve akşamları bir cümle olsun defterinize not etmek. Ben tekrar sadece İzcevi için değil, Zeytinburnu için, sadece Zeytinburnu için değil, bütün Türkiye için, Kültür Bakanlığı'ndaki müsteşarlık ve bakan yardımcılıkları döneminde bütün Türkiye için, bütün gençlerimiz için, çocuklarımız için yaptıklarından ötürü sevgili kardeşim Ömer Arısoy'a huzurlarınızda bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilimiz Hasan Bey'e bu dostluğu için, kardeşliği için, destekleri için, Zeytinburnu için yaptıkları için, Zeytinburnu'na yapılanlara açtıkları yollar için çok teşekkür ediyorum. Türkiye İzcilik Federasyonu'na da inşallah bu örneği diğer vilayetlerimizde de benim vilayetim Eskişehir'de de Bilecik'te de değişik örnekleriyle bunları tekrarlamaları niyazıyla hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Bizler de Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlarımızdan Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızı bırakmıyoruz. Şimdi saygıdeğer Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy, değerli bakanımıza izcimiz Büşra Nur Şişman'ın yaptığı özel bir kasna hediye edecek. Evet, Sayın Başkanımı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Buyurun sevgili Büşra Nur Şişman'la beraber. Evet, özel bir kasnak Sayın Bakanımıza hediye ediliyor. Şimdi de sevgili Feyza, kırnap kesilme törenine geçeceğiz değil mi? Özel Zeytinburnu İzci Evimizin kırnap kesilmesi töreninde Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Sayın Milletvekilimizi, Sayın AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımızı, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü, Türkiye İzci Federasyonu Başkanımızı, İlçe Kulübü Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Sayın Muhtarımızı aynı şekilde. Buyurunuz efendim. Ablacığım, oturur musunuz? Türkiye'nin ilk uygulamalı izci evi, Zeytinburnu İzci Evimizin kırnabını Sayın Bakanımız kesiyorlar. Efendim mikrofon arz edeyim. Oh,
rahmetli olsun inşallah. Ya Allah, bismillah. Ya Allah. Bizler de başta saygıdeğer bakanımız Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı Beyefendi olmak üzere izcilerimizin Zeytinburnu'ndaki bu mutlu gününde bizleri yalnız bırakmayan Türkiye İzci Federasyonu Başkanımıza, ev sahibimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımıza, çok değerli bölge milletvekilimiz Sayın Hasan Turan'a, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımıza, Zeytinburnu İzci Kulübü Başkanımıza, liderlerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürü. Hadi bırak kendini aşağı. Bırak kendini. Bak kendini. İpinden tut, bırak kendini. İpinden tut. O geri ince. Bu. Arkadaşlar ortayı isterseniz boş bırakın mı? Yazık o. Onu ters çevirsene şey İbrahim. İbrahim sen mi tutacaksın? Evet. Parmağı bırakmayın, şu parmak yukarıda olsun. Hayır hayır, orada olmayacak aşağıda. Öyle mi? Parmakları bırak. Orayı çekmedin. Orayı çekmedin.